Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde kıyamet günü müminin serinleyeceği gölgelik verdiği sadakasıdır buyurmaktadır. Yüce Allah mübarek üç aylarda ve özellikle Ramazan ayında rahmetinin tecellisi olarak manevi atmosferle Müslümanlarda şefkat ve merhamet duygusunu artırır. Oruç tutan kimse açlığın, susuzluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu daha iyi hisseder. Böylece daha çok sadaka vermeye, daha çok hayır ve hasenat yapmaya gayret eder. O bilir ki Allah iyi niyetle verilen sadakayı bereketlendirir, biri bin yapar. Rabbimizin rahmet, şefkat ve bereketini barındıran mübarek üç ayların manevi iklimi içerisindeyiz. Bu iklimden istifade etmek ve hayırlara nail olmak için fakirleri, yoksulları, kimsesizleri, yetimleri daha fazla görüp gözetmeliyiz. Onlara merhamet kanatlarımızı açmalıyız. Yardım ellerimizi uzatmalıyız. Peygamber Efendimizin merhamet etmeyene merhamet edilmez uyarısını rehber edinmeliyiz. Yıl boyunca yardım çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Ancak yılın bazı dönemlerinde faaliyetlerimiz daha da artarak yoğunluk kazanmaktadır. Çalışmalarımızın yoğunluk kazandığı dönemlerden biri de rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan mübarek Ramazan ayıdır. Bu Ramazan ayı için faaliyetlerimizin temasını Umut Ayı Ramazan olarak belirledik. Bu temayla dua ve temennimiz Ramazan ayının maddi ve manevi olarak toplumumuzun tüm kesimleri için umut olmasıdır. Umut kervanı olarak yetim, yoksul ve ihtiyaç sahipleriyle hayırseverlerimiz arasında köprü görevi olmak gayesiyle Ramazan ayı hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ramazan ayının başlamasıyla kayıtlarımızda bulunan ihtiyaç sahipleri arasından tespitlerimize göre en alt gelir düzeyinden başlamak üzere gıda kumanyaları dağıtmaya başlayacağız inşallah. Bununla beraber hayırseverlerden gelecek zekat, fitre, sadaka ve her türlü ayni ve nakdi olan tüm bağışları ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Ramazan boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Peygamber Efendimiz'e hangi sadaka daha faziletlidir diye sorulunca malı az olanın gücüne göre verdiği sadaka cevabını vermiştir. Bizlere düşen Peygamber Efendimizin sadaka konusundaki bu anlayışını düstur edinerek bağışlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye gayret etmeliyiz. Bu anlamdaki tüm bağış sahipleri bağışlarını dağıtırken bizlere bizzat eşlik etmeleri bizlerin umut kervanının önceliğidir. Bu anlamda hayırseverlerimiz bizlere vermiş oldukları bağışları kimlere, ne şekilde ve ne zaman dağıttığımızı birebir gözlemleyerek işlerini bizlere verdiği vekaletle değil asaleten yerine getirme imkanı elde edebilirler. Batman Umut Kervanı olarak genelde tüm hayırsever halkımıza, özelde ise maddi imkanları elverişli, varlıklı tüm hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Kayıtlarımızda ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen 13.588 mağdur aile bulunmaktadır. Bu Ramazan'da da hayırseverlerimizin katkılarıyla temel gıdalardan oluşturduğumuz 3.000 adet kumanya hazırlığımız tamamlanmıştır. Ancak kayıtlarımız ve hazırlıklarımız arasında ciddi bir fark bulunmaktadır.
Gözleri yollarda bir gıda kolisi bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi yetim ve yoksulu sevindirmek adına hayırseverlerimizin daha fazla maddi katkı ve desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bundan önce yardım çağrılarımız hayırseverlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccühle karşılık bulmuştu. Bu Ramazan yine hayırseverlerimizin üzerlerine düşeni yapacaklarına olan inancımız tamdır. Batman Umut Kervanı olarak Yüce Allah'tan hayırseverlerimizin katkıları ile yapacağımız yardım ve faaliyetlerimizi maddi ve manevi olarak hayırlı ve bereketli kılmasını, toplum olarak bizleri Ramazan ayının manevi ikliminden hakkıyla istifade edebilenlerden eylemesini niyaz ediyoruz.